Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimize edilmiş durumda. Hastanelerimizde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. Bu süreçte şunu gösterdi ki Türkiye hem sağlık altyapısı anlamında hem teknoloji anlamında hem de insan gücü anlamında çok güçlü olduğunu dünyaya da gösterdi. Türkiye şu ana kadar bu başarılı bir süreci sürdürmekte. İnşallah böyle devam eder. Bizler şunu gözlemliyoruz ki salgın gerçekten şu anda Türkiye'de Kasım ayının sonundan itibaren azalmaya başladı ve şu anda minimize edilmiş durumda. Tabii ki bitmedi. Yükselme ihtimali her zaman var. Çünkü bu salgının yakın öngörüsü bilim dünyası tarafından dahi yapılamıyor. Onun için tedbiri elden bırakmamamız lazım. Farkındalığı elden bırakmamamız lazım. İnsanlarımızın uyum gösterdiği sürece bu salgınla mücadele çok daha kolay oluyor. Ama şunu da söylememiz lazım. Herkesin birbirini anlaması gerekiyor. Empati kurması gerekiyor. Ve insanların da hem ekonomik anlamda da hem de artık uzun süreçte böyle kapamaların ve kısıtlamaların psikolojik baskısıyla da yaşadığının farkındayız. İstanbul şu anda esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart'tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Ve bu konuda da özellikle öğrenci çocuklarımızın, öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın iş yerini açmasını bekliyoruz ve bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul'da vaka sayıları esasında minimize edilmiş durumda. Ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart.